siyasi yasakların kalkmasının üzerinden bir hafta geçmişti ki Raşa Necip'in yerine DSP Genel Başkanlığı'na Bülent Ecevit geçti. Onu 11 gün arayla Süleyman Demirel takip etti. Siyaset yapma yasağının konulduğu günlerde kesel döner, sap döner. Gün gelir hesap döner diyen Demirel 24 Eylül 1987'de siyasete resmen dönmüş. DYP olağanüstü kongresinde oy birliğiyle genel başkan seçilmişti. Yani keser dönmüş, sap dönmüş, ihtilalcilerin yaptıkları hesap dönmüştü. Kibre ilaç parasına yetişemeyen köylü DYP'yi çok daha düşük fiyatla satmak zorunda kalıyor. İnanın insanlara yapılan zulmün bir an evvel son vermek istiyorum. Çoğu gitti, azı kaldı Allah'ın izniyle. Yakında görecek. Sandık başına gidin. Kaderinize el koyun, bu iktidarı başınızdan atın. Avrupa müşterek pazarına, yani EEC'ye müracaatımızı yarın sabah oranın saatiyle 8.30'da yapıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundaki önemli bir adımı 14 Nisan 1987 yılında gerçekleşti. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin topluluğa tam üyelik başvurusu dönemin bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu dönem başkanı Leo Tindemans'a verildi. Süren müzakereler sonunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girdi. Sayın Fransız Cumhurbaşkanı şunu ifade etti: Avrupa'yı Türkiye'siz düşünemiyoruz. A Haber Radyo, haberin radyosu. Türkiye Petrolleri yol durumunu sunar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa istikameti akıcı, Avrupa-Anadolu istikameti yoğun akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa istikameti akıcı, Avrupa-Anadolu istikameti yoğun akıcı, Şişli-Haliç Köprüsü istikameti akıcı, Avcılar-Beylikdüzü istikameti yoğun akıcı. Türkiye Petrolleri yol durumunu sundu. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.